Mutlu pazarlar efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Bugün şimdiki zamanda konuklarımız var. 3 saatlik bir yayınla karşınızda olacağız. Bir konuğumuz da yolda geliyor. Ama önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı için hazırlanan Halk TV ekranlarında da sık sık gördüğünüz bir kliple başlayalım istiyoruz. Dualarımızı esirgemeyelim. Kıymetli, değerli Deniz Baykal için dualarımızı edelim. İşte şimdi çevirisini gene rahmetli Bülent Ecevit'in yaptığı Rudi Kipling'in ünlü şiirini Deniz Baykal'ın sesinden bir kez daha dinleyerek programa başlayalım. Ne dersiniz? Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse, sen aklı başında kalabilirsen eğer, herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır, hem kendine güvenirsen eğer, bekleyebilirsen usanmadan, yalanla karşılık vermezsen yalana, kendini evliya sanmadan, kin tutmayabilirsen kin tutana, ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir, İkisine de vermeyebilirsen değer, ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz, koyulabilirsen işe yeniden, döküp ortaya varını yoğunu, bir yazı turada yitirsen bile, yitirdiklerini dolamaksızın dile, baştan tutabilirsen yolunu, yüreğine, sinirine dayan diyecek, direncinden başka şey kalmasa da, herkesin bırakıp gittiği noktada, sen dayanabilirsen tek, her şeyiyle dünya önüne serilir, üstelik oğlum, adam olduğun demektir. Evet sevgili izleyiciler, Deniz Baykal'a tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce sağlığa kavuşmasını diliyoruz. Ve bu mükemmel şiiri de çok da güzel seslendirmiş Deniz Baykal. Bir kez daha ben çok etkilenerek dinledim. Bu arada konuklarımızı da hemen tanıtayım. Ve ardından bu şiirle başlayalım, konuşalım birazcık. Manisa Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer. Yıldız Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Gürkan Bey. Evet. Ve Celal abimiz. Celal Ülgen. Avukat Celal Ülgen. Bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Celal abi. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Bir de Barış Dosteri'miz var. Fakat sevgili izleyiciler, dünkü yayında bahsettiğim kişi vardı. Dünkü yayını izleyen dostlarımız için söyleyelim. Yapay zekayı konuşuyorduk. Yapay zekayı konuşurken işte teknolojik aletler vesaire filan diye anlatırken teknolojinin çok da dışında kalmanın, hani aslında teknoloji bizi çok yoran bir şey. Bütün günümüzü sosyal medya işgal ediyor, elimizden cep telefonu düşmüyor, akıllı telefonların esiri olduk falan filan ama yani bir ölçüde de ona ihtiyacımız var diye bir arkadaşımı örnek olarak anlattım. Orada isim vermemiştim. Ne WhatsApp kullanır ne başka bir şey kullanır. Sevgili Barış Doster'di o. Barış Doster de bugün stüdyoya gelecekti fakat günlerde bizim anlaşamazlığımız olmuş. WhatsApp'ta olmayınca yazışmıyoruz. Ona sadece normal telefonla açmak lazım. Ama geliyor. Yani şu anda köprüdeymiş. Herhalde bir 10 dakikaya kadar yanımızda olacak. Teknolojiden uzak durmaya çalışıyor Barış. Diyor ki benim entelektüel verimliliğim buna borçluyumdur diyor. Ama bazen de hayat kendisini gerekli kılıyor. Eski Genel Başkan Deniz Baykal çok da güzel okumuş değil mi şiiri? Yani şu anda kendisine büyük geçmiş olsun diyoruz. Son durum hakkında bir bilginiz var mı? Evet. Yıldız Hanım. Ben de birkaç gün önce ziyaret ettim hastanede kendisini. Hem hekimleriyle görüştük hem ailesiyle. Tabii çok yakın takip ediyoruz. Yine hekim arkadaşlarımız hani özellikle Antalya vekilimiz Niyazi Nefikara, o da beyin cerrahı olduğu için daha yakın takip ediyor. Durumu elbette hayati tehlikesi devam ediyor. Hani işin gerçeğini söylemek gerekiyor. Ama ilk operasyondan sonra gelişen kanamalara bağlı yapılan girişimlerden sonrasına göre daha iyiye gidiyor en azından. Ancak hala solunum cihazına bağlı. Dediğim gibi hayati tehlike devam ediyor ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Kendisine buradan acil şifalar diliyorum.
umuyorum ki en kısa sürede iyileşip hem ailesine hem hepimizin yanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çalışmalara sağlıkla dönecektir diye düşünüyorum. Çok yaşam enerjisi yüksek birisi Deniz Bey. Dolayısıyla böyle hastalık durumunu insan yakıştıramıyor da, değil mi? Yani, hiç yakıştıramıyor. Değil mi? Siz çok yakından da çok tanıyordunuz. Çok yakından tanıyorum. Yani ne demeli, zincir bozandan önce ve zincir bozandan sonra olmak üzere birçok kez birlikte olduk ve Deniz Hoca'ya olan yakınlığımızdan dolayı bize Bahriyeli diye isim takmışlardı. Ha, Deniz. Evet. Yani parti içerisinde bir grup Bahriyeli diye tanınırdı. Ben de o Bahriyelilerden birisiydim. Deniz Hocam çok engin bir bilgi birikimine sahip. Hatta çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. O dönem Deniz Bey'in parti kademelerinde yükselmesi sırasında bir grup arkadaşımız işte Deniz Bey'e gidip şunu da söyleyelim, bunu da söyleyelim falan gibi öneride bulunmuştu. Ben de randevu olarak Deniz Bey'le buluşturdum. Ama oraya giden arkadaşlarımızdan hiçbirisi tek bir söz bile söyleyemedi. Sadece Deniz Bey'i dinlemekle yetindiler. Ve dönüşümüzde trende hepsi ya derya dediler. Yani bizim hiçbir şey söylememize gerek kalmadı dediler. Çünkü Deniz Bey onlar işte Avrupa Sosyal Demokratları dediği zaman hemen Gonzales'ten başlayarak bir yarım saat söylemde bulunmuştu. Yani hakikaten Deniz Bey Türk siyasetinde eşine ender rastlanacak bilgi birikimi ve kültürü olan, donanımı olan birisi. Girişteki şiiri okuması ve yorumlaması da çok hoşuma gitti. Ben Bülent Ecevit'in o çevirisini çok iyi biliyorum ve seviyordum ama Deniz Bey'in sesinden ilk kez duydum. Benim için bir sürpriz oldu. Ama Deniz Hocam'ı çok yakın bir gelecekte tekrar hem siyaset sahnesinde hem ekranlarda görmeyi ama bir defa daha kucaklamayı umut ediyorum. Ne kadar duygu dolu konuştunuz. Çok teşekkür ederim. Barış, hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Deniz Baykal'dan konuşuyorduk. Onun Rudi Kipling'in ünlü şiirini, evet, okuyuşunu verdik az önce. Şey vardır, şey hatırası vardır. Celal Bey, konularımıza girmeden onu da ben de nakledeyim. Zincir Bozan'da Demirel, Süleyman Demirel'le, merhum, o da Allah rahmet eylesin, Süleyman Demirel'le yan bloklarda kalıyorlar. 9 Eylül günü Deniz Baykal ve bir grup beraber, Bülent Ecevit, hepsi sabah tıraşlarını oluyorlar, kravatlarını takıyorlar. CHP'nin kuruluş gününü kutlayacaklar. Kuruluş gününde Atatürk'ün bir heykeli var orada. Atatürk'ün heykelinin önüne gidiyor. Aslında tutukluluk koşulları gibi sayılabilecek, evet, koşullar. O koşullarda sabah kalkıyorlar ve Süleyman Bey de, Süleyman Demirel de pencereden onları izliyor. Bunlar nereye gidiyor acaba diye. Sabah kalkıyorlar, tıraşlarını oluyorlar, kravatlarını takıyorlar ve Atatürk heykelinin önüne gidip saygı duruşunda bulunuyorlar. Ve 9 Eylül'ü, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü orada kutluyorlar. O koşullarda kutluyorlar. Ve bu disiplin, bu saygı, bu yüksek kültür Süleyman Bey'i çok etkiliyor. Ve diyor ki bunlar parti diyor. Bunlar parti diyor. Bunlar derken tabii Cumhuriyet Halk Partileri kastediyor. Bir kez daha saygı duydum diyor. Cumhuriyet Halk Partili olmak böyle bir şey demek ki diyor. Yani bu koşullarda bile kalkıyorlar, tıraşlarını oluyorlar, evet, kravatlarını takıyorlar ve gidiyorlar. Deniz Bey'e ben şeyi anlattırmıştım. Bülent Bey'le olan İnönü'yü yendikleri kurultaya nasıl hazırlandıklarını bana uzun uzun anlatmıştı Deniz Bey. Hatta onu bir köşe yazısı yapmıştım Akşam Gazetesi'nde. Ve bir gün boyunca Bülent Ecevit'i ikna etmeye uğraştığını söylemişti. Bir de çok güzel anlatırdı böyle. Olayları bütün ayrıntılarıyla hakimdi. Onları anlatırdı. Tekrar buradan yineleyelim. Deniz Bey bir an önce sağlığına kavuşsun ve aramıza katılsın. Tekrar onun o güzel üslubundan dinleyelim. Bir şey daha söylemek gerekir. Zincir Bozan'daki Deniz Baykal ve Süleyman Demirel dostluğunun pekişmesi daha sonra Süleyman Demirel'i Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na getirmişti. Yani oradaki yakınlaşma ve dostluk aslında
karşılıksız kalmadı. Siyasette daha yumuşayan karşıtlıklar oluşmaya başladı. Ne yazık ki bu AK Parti döneminden sonra tersine işlemeye başladı. Bu siyasetteki karşıtlıkların sertleşmesi, hatta kopması noktasına gelindi. Yani karşıtlıklar kopmuyor ama karşıtlıklar öyle bir noktaya geliyor ki ilişkiler kopuyor ve bundan demokrasi zararı görüyor. Şu anda o dönemi ve o süreci yaşıyoruz. Tabii şu anda keskin bir ayrım var artık. Evet. Şeyler ben dikkat ediyorum. Yani mesela partililer yaşamını kaybediyor. Diğer partinin genel başkanı vesaire, eskiden telefon açılır, cenazeye gidilir değil mi? Yani şimdi Deniz Bey'in şahsında bu hastalık dolayısıyla görüyoruz bunu. Hani AK Partililer de geliyorlar ziyaret vesaire. Ediyorum. Ziyaret ediyorlar. Bakanlar düzeyinde. Cumhurbaşkanı da geldi ama hani normal bir partili hastalandığı zaman, öldüğü zaman telefonlar edilmiyor artık. Onlar kesildi. Yani kamplaşma o kadar bir boyuta vardı ki karşı cephe ve bu cephe var. Yani bu çok üzücü aslında. İnsani de değil. Bir de siyasette bazı konular vardır ki o konulara girmek çok abestir. Hı hı. Ve yanlıştır. Siyasetin doğasıyla bağdaşmaz. Hı hı. İşte bu karşıtlıklar o siyasetin etik yasaklarını da kaldırdı ortadan. Hı hı. Şimdi ne olursa olsun karşısındakini küçük düşürmek ya da aşağılamak için her türlü done kullanılıyor. Yani halk arasında belden aşağı vurma dediğimiz şeyler. İşin kötü tarafı bu. Peki. Şimdi programımıza geçelim. Bu arada Barış, herkesin kitabını tanıtıyoruz. Kendimizinkini de, ortak kitabımızı tanıtalım. Sevgili dostlar, çok kalabalık bir kadroyla yazdık. Daha doğrusu bu konuyu, yani 15 Temmuz'u bizim açımızdan, bizim perspektifimizle ne oluyor, ne bitiyor diye incelediğimiz, içinde çok fazla ismin bulunduğu bir kitap hazırladık. Adı En Uzun Gece efendim. Şöyle sizlere göstereyim. Kitabın reklamı olur mu olmaz mı? Bence olur. Çok da güzel olur. Yapalım duyurumuzu. Namusumuzda evet. İş yapıyoruz. Aynen, burada. Namusumuzda yapıyoruz. Kimler mi var? Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz. Gene emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu. Barış Doster. Sevgili arkadaşlar. Barış Yarkadaş. Milletvekili. O parlamento ayağını anlattı. Ben Deniz efendim. Gürkan Acır. Mehmet Ali Güller. Bir eski savcı Mehmet Ruşen Gültekin. Tolga Gürakar kardeşimiz ve Ümit Zileli abimiz. Hep beraber hazırladığımız bir ortak kitap. En Uzun Gece, 15 Temmuz'a giden süreç. O gece yaşananların gerçek hikayesi. O hal gölgesinde Türkiye. Alt başlıklarını taşıyor. Bunu da biz böyle reklamımız. Bunu da ben aldım. Sana imzalayacağız abi. Tamam. Sana imzalayacağız. Peki. Evet. Şimdi programımıza başlayalım. 3 saat buradayız sevgili dostlar. AKP'de neler oluyor? Şimdi parlamentodan bir milletvekilimiz var ve polemikten de çekinmeyen bir milletvekili. Hatta Ahmet Hakan'ın tabiriyle ben Burhan Kuzu'yla yan yana gelmelerini çok istiyordum diyor. Tur Yıldız Biçer. Gerçekten cesaretine biz de hayranız. Hiç çekinmiyor. Direkt o troll saldırılarına vesaireye de göğüslüyor onları. Hiç umursamıyor. Yola devam ediyor. Neler oluyor şimdi, bize bir anlatın. Çatırdıyorlar mı Yıldız Hanım? Yani bu 3 AKP'li belediye başkanı şu anda pasif direnişe, uzun uzun konuşacağız onu. Ne anlama geliyor ama siz genel bir profili anlatır mısınız? Parlamentoda ne diyor AKP'li milletvekilleri? Şimdi Gürkan Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim övgü dolu sözleriniz için. Ama herhalde bu dönemde hep birlikte daha fazla cesur olmaya ihtiyacımız var bence. Dolayısıyla hani bunu bir şey olarak görmüyorum. Zaten yapmamız gereken, hatta daha fazla yapmamız gereken, daha ciddi barikatlar, daha ciddi mücadele alanları kurmamız gereken bir dönem diye düşünüyorum. Bu hem mecliste böyle, hem sokakta böyle, her alanda bu mücadeleyi arttırmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi AKP'de neler oluyor? Aslında biraz da hani malumun ilanı gibi bu olanlar. Biz bunları zaten biliyorduk, zaten söylüyorduk. Sokaktaki vatandaş söylüyordu. Bu işler iyiye doğru gitmiyor. İşte AKP bir türlü FETÖ'nün siyasi ayağını bulamıyorum diyordu. Ama biz bu ayak nerede belli. Hemen yanı başımızda, sizin yanı başınızda, içinde. Türkiye bu koşullara kendiliğinden gelmedi. Ya da başka ilahi güçlerin uzaydan gönderdiği enerjilerle, onların yaptığı planlarla gelmedi. Bu gelinen tabloyu siz yarattınız. Bizzat bu olayların yaşanan, 15 Temmuz'da dahil yaşanan bütün olayların, bu kaosun
direkt müsebbibi sizsiniz diyorduk zaten. Ama onlar işte bunu görmezden gelip farklı senaryolarla, ellerindeki gücü farklı algı operasyonlarıyla, efendim sanki bilmedikleri bir gücü arıyormuş gibi işte çeşitli operasyonlarla, algı operasyonlarıyla götürmeye çalıştılar. Ama bunun bir yere kadar gideceği belliydi zaten. Yani gerçek bir şekilde ortaya çıkacaktı. Biz bundan emindik. Şimdi gelinen noktada dediğim gibi malumun ilanı. Peki bu şimdi, operasyonu siz siyasi ayağa yapılan operasyon olarak mı görüyorsunuz? Hayır, bu gerçek. Şimdi 15 Temmuz ve FETÖ gerçeği elbette AKP'nin içinde olmadan, yerleşmeden, yuvalanmadan, onların besleyip büyütmesi, koruyup kollaması olmadan, yardım ve yataklıkları olmadan bu noktaya gelmesi mümkün olmayan bir süreçtir zaten. Yani bunu sokaktaki vatandaş görmüyor muydu? Her ne kadar söylemeye çok fazla cesaret edemese de, tabii bu hani orantısız güçlerden, başına geleceklerden korkan binlerce insan var, bu gerçeği biliyoruz. Hani bunu size Manisa'dan, bize bizzat yaşadığım olaylardan da örnekleyebilirim. Elbette ki bu siyasi ayağın olduğunu biliyorduk. Şimdi siyasi ayakta kimler var? Yani işte ben de hata yaptım, affedin beni diyen Cumhurbaşkanı da dahil. Elbette ki olaya dahilleri var. Belediye başkanlarının bundan hariç tutulması, olayın dışında kalmaları mümkün müydü? Elbette değildi. Elbette olayın içindeydiler. Kendileri itiraf ettiler. Arınç parsel parsel sattın derken, yani bunu hiçbir şey, somut bir veriye dayanmadan mı söylüyordu? Ha, yalnızca biz hesabı soramıyor oluyorduk. Soramaz noktadaydık. Ama inşallah o hesabı soruyor noktasına geliyoruz. Geleceğiz, ben bundan eminim. Yani bu işte belediye başkanları şantajla, tehditle ya da bilmiyorum içlerindeki, tabii tam o çatırdamanın, o çürümenin son noktası onlar açısından neresidir onu bilemiyoruz. Ama elbette bizim açımızdan bu hesap sorulacak. Yani istifa ettirilmeye zorlanmaları, görevi bırakmaya zorlanmaları, bunlar bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise yargı önünde kesinlikle hesap verecekler. Bizim hedefimiz budur. Kemal Bey şey söyledi, dedi ki biliyorsunuz, yani sevgili izleyiciler, söylememe herhalde gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu ile oldukça seviyesiz bir şekilde uğraşan, seviyesiz diyorum çünkü artık saldırıları yani troll düzeyindeydi. Bunu her televizyon kanalında da söylüyorum. Hakaretler ediyordu, laflar çarpıyordu, klipler yayınlıyordu vesaire, Melih Gökçek. Fakat Melih Bey'in istifaya zorlanmasını Kemal Bey, bana kalırsa bir demokrasi dersi vererek, değil mi, İnsanlık da dersi vererek dedi ki bunu gayri ahlaki buluyorum, demokrasiye ve hukuka da sığmaz dedi. İstifaya zorlanmasını. Siz de aynı düşüncede misiniz? Tabii ki genel başkanınız böyle söyledi ama. Yani Melih Gökçek bile olsa seçilmiş birisidir. Onun bu şekilde istifaya zorlanması doğru değildir. Eğer hakkında bir soruşturma varsa onun gereğini yaparsınız dedi. Şimdi elbette Gürkan Bey, şöyle bakın. Eğer dediğim, demin de dediğim gibi, yani anayasamızda yazdığı gibi, biz çağdaş, layık bir hukuk devleti ise Türkiye Cumhuriyeti, bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. Nasıl ki binlerce mağdur, hani kimseyi korumak için söylemiyorum ama bize başvuran, bize direkt ulaşan binlerce mağdur, hiç somut bir kanıt olmaksızın insanların bütün yaşamları ellerinden kayıp gitti, gelecekleri, çoğu cezaevinde hala suçunu bilmeyen binlerce insan işsizken, öyle değil mi? Mağdur edilmişken, adeta açlıkla terbiye edilmeye çalışılırken, yani hukuk eğer bazı kişiler için işletilir, bazı kişiler için işletilmezse, o zaman zaten hukuk devletinden bahsedemeyiz. Ama şunu doğru bulmuyorum elbette, yani İçişleri Bakanı'nın elinde eğer böyle şey gibi aba altından sopa göstereceği, şantaj yapacağı, her an olaya el koyabilirim diyebileceği hukuksal veriler, suçu kanıt oluşturacak belgeler, dosyalar var da onları bugüne kadar işleme koymadıysa, bu olayı örtbas ettiyse, kendisi de direkt bu suçun ortağıdır. Görevini kötüye kullanmıştır. Bulunduğu makamda gereğini yerine getirmemiştir. O da suçludur. Yani bu kesin bence. Yani İçişleri Bakanı eğer şu ana kadar gereğini yapmadıysa o da suçludur. Hepsi hukuk önünde kesinlikle hesap vereceklerdir. Onun dışında bizim hiçbir noktada tatminimiz mümkün değildir. Peki Celal Ülgen, şimdi tuhaf bir durum var. Az önce de söyledik. Mesela şöyle gazete haberleri okuyoruz. Diyorlar ki önce
ikna edilmeye çalışılacak. Edilmezse İçişleri Bakanlığı devreye sokulacak. Böyle bir cümle hukuk devletinde olur mu? Elbette olmaz ama şu önce ikna edilmeye çalışılacak yani istifaya sözünü, evet sözünü bir şey yapmak açalım lazım. Mı? Açmak lazım. Tabii buyurun. Çünkü yani işin normali neydi? AK Parti'ye bugüne kadarki tavrı, davranışı, kol kırılır, yen içinde kalır anlayışı nedeniyle beklenen bunu bir biçimde kendi içlerinde çözecekler. İstifalar başka bahanelerle yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın istifasındaki gibi yani belediye meclisiyle bir anlaşmazlığa çözerek istifa etmiş gibi bir tavır. Ve bunlar diğer büyükşehir belediyelerinde de bu şekilde yapılacak. Doğrudan ve açıktan bir istifa istemi deklare edilmeyecek. Neden onu yapıyorlar sizce? Çünkü gürültü çıkmadan mı bu işi çözmeye elbette çalışıyor? Ne kadar sessiz yaparlarsa o kadar iyidir. Çünkü ne kadar gürültü varsa işin arkasında o kadar büyük gölgesi var, şaibesi var ve işte biraz önce söylediğiniz yolsuzluk, haksızlık, kent rantı paylaşımları var. Bütün bunlar ortaya çıkıyor, ortaya saçılıyor. Şimdi bu aşamayı geçemediler, başarılı olamadılar. Yani direnme belediyelerde başladığı için başarılı olamadılar. Ne oldu bunun sonucunda? Bizler medyada veya televizyonda eğer kalkıp söyleseydik, deseydik ki işte 3 şey büyükşehir belediye başkanı veya 15 belediye başkanı istifaya zorlanıyor deseydik hemen karşımıza yalanlama çıkacaktı. Ama öyle bir noktaya geldi ki kendileri en üst kademeden bunu seslendirmeye başladılar. Önce kim seslendirdi? Cumhurbaşkanı seslendirdi. Cumhurbaşkanı niye seslendiriyor bunu? Çünkü AK Parti'nin genel başkanı. Peki biz yıllar önce, aylar önce ne diyorduk? Cumhurbaşkanı bağımsız olsun, partili olmasın diyorduk. Peki Melih Gökçek ne diyordu? Partili başkan olsun diyordu. Evet. Partili cumhurbaşkanı bu işte. Evet. Niye sızlanıyorsun, niye ağlıyorsun, niye direniyorsun? İstifa et git kurtul o zaman yani. Ama bütün bunlar, bu eleştiriler bir gerçeği örtmemize neden olamaz. Demokratik değil bu. Yani bir parti kademesinin seçimle şaibeli olsun olmasın, seçimle gelmiş ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından da mazbatası verilmiş birisinin istifaya zorlanması demokratik değil. Bu tipik bir başkanlık sistemidir. Hatta başkanlık sistemlerinde böyle şey görünmez. Bu bir tek adam rejimidir, tek adam sistemidir. Başkan eğer istiyorsa ya da cumhurbaşkanı istiyorsa partiden gideceksin. Derhal belediye meclis üyeleri, partililer, milletvekilleri sana karşı bir tavır alırlar ve seni bir defa istifaya götürecek yolda her türlü baskıyı, soruşturmayı yapabilirler. Şimdi böyle bir durum, böyle bir duruma biz demokrasi diyebilir miyiz? Bunun demokrasiyle ve hukukla hiçbir şeyi yok. Ama doğrusu şaşırıyorum, şu açıdan şaşırıyorum. Bir yerde Melih Gökçek'i savunuyormuşuz gibi oluyor. Ya insanı da rahatsız ediyor. Evet, yani. Rahatsız ediyor. Çünkü benim ilkelerime göre FETÖ'cüleri savunmayacağım bir temel. Melih Gökçek'i asla savunmayacağım iki. Ama şimdi burada bir de... Bu arada sevgili izleyiciler, Celal İlgen'den bir manifesto. FETÖ'cüleri savunmayacağım bir. Öyle. Melih Gökçek'i savunmayacağım iki dedi. Evet. Şimdi evet. Demokrasi var. Bir tarafta demokrasi var. Şimdi şu açık söyleyelim. Yani FETÖ'cülerden nefret ediyoruz. Yaptıkları bizi çok canımızı yaktı. Ama şimdi düşünün, onlardan birisine işkence yapılmasını savunabilir miyiz? Hayır. Tabii. Onlara da hukuki olarak yargılansın diyeceğiz. Şimdi Melih Gökçek'i de bir savunma anlamına gelmesin bu. Doğru. Ama yapılan gerçekten hukukla bağdaşmaz, demokrasiyle bağdaşmaz ve yasalarla bağdaşmaz. Anladığım kadarıyla 3 belediye başkanı direnme kararı almış. Bu arada 3 belediye başkanının ötesinde gelişmeler de varmış. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım.
ben de o konuda Manisa'yla ilgili. Manisa'da da Manisa ayağını da biraz mi? Anlatmak Buyurun, isterim. Buyurun, Celal Bey de devam edecek. Barış'a da geleceğiz. Süremiz var nasıl olsa. Evet, şimdi bu Melih Gökçek konusunda hani Melih Gökçek bize hep taş attı. Ama şu anda genel başkanımızın söylediği ona ekmek atmak oluyor. Yani evet. Olaya böyle bakıyoruz aslında. Ve Celal Bey'in de dediği gibi yani bu başkanlık sisteminden biz tek adam olursa bakın bu herkes için kötü olacak dediğimizde belki en inanmayanlardan birisiydi Melih Gökçek. Ama aynı şey onun da başına geldi. Yani. Şimdi bu siyasi ayak ne kadar derin, ne kadar geniş elbette bunun ortaya çıkarılabilmesi için işte hukukun işletilmesi ve objektif kriterlere dayalı olarak olayların irdelenmesi gerekiyor. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Manisa'da da hani şunu çok net olarak biliyorum ki özellikle bu diğer belediye başkanları konusu gündeme geldikten sonra çok sayıda yerel yönetici, Manisa'daki AKP'li hem büyük hem küçük belediye başkanları ecel terleri döküyorlar. Bunu çok net olarak paylaşabilirim sizinle. Hemen belki bir hafta 10 gün içinde çok büyük hareketlenmeler olabilir Manisa'da. Bunu paylaşabilirim. Öyle mi? Evet. Yani, hareketlenmeden kastınız yani nedir? Benzer şeyler Manisa içinde olabilir. İşte diğer belediye başkanlarının başına gelenler Manisa'daki AKP'li belediye başkanlarının da çok yakında başına gelecek. Şimdi buradan ben Süleyman Soylu'ya aslında bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bakın eğer Süleyman Soylu söylediği gibi memleketini seven biri ise ve işte kim olursa olsun hani isterse babamın oğlu olsun gereğini yapacağım dedi ya. Hı. Eğer bu sözlerinin arkasındaysa bizim çok sayıda Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorduğumuz soru önergeleriyle bilgi edinme hakkımızı kullanarak sorduğumuz çok sayıda soru var. Onların hiçbirisine yasal süreleri dolmasına rağmen yanıt vermedi. Süleyman Soylu'ya şu çağrıda bulunmak istiyorum. Elinizde eğer yoksa biz bu dosyaları, bu belgeleri, vatandaşın bize ilettiklerini size ilettik bakan olarak. Sorumluluğumuzu yerine getirdik. Ve bu bilgilerin, belgelerin teyidi konusunda eğer gerçekse de yasal olarak sürecin başlatılması konusunda size başvuruda bulunduk. Bize yasal süre içinde hiçbir şekilde Süleyman Soylu yanıt vermedi. Yani bize sunduğunuz bu belgeler gerçek dışıdır da demedi. Gerçekse gerçektir, gereğini yapacağım da demedi. Buradan sorularımıza yanıt vermesini istiyoruz. Gereğini yapmasını bekliyoruz. Yine önümüzdeki günlerde eğer bize teyidini alacağımız İçişleri Bakanlığı'ndan yanıtlar gelirse bunu elbette ki basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Dediğim gibi Manisa'da çok ciddi olaylara gebe. Şu anda hareketli günler bizleri bekliyor ama Süleyman Soylu'yu Manisa konusunda da özellikle 15 Temmuz'dan sonra belediyelerde yaşanan bazı olaylar tutanak haline getirilmiştir. Bu tutanakları kendisine ilettik. Yapılan soruşturmalar sonucunda ceza alan yetkililer oldu. Bunları kendisine ilettik. Bazı soruşturmaların bizzat belediye başkanlarıyla ilgili soruşturmaların bizzat İçişleri Bakanlığı'nda tarafından örtbas edildiğini kanıtladık. Kendisine gönderdik. Bunlarla ilgili herhangi bir geri dönüş olmadı. Dediğim gibi eğer basına söylediği gibi sözünün arkasındaysa suçu olan kim varsa babasının oğlu bile olsa gereğini yerine getireceğini bu sözlerin arkasındaysa lütfen Manisa ile de ilgili gereğini hareketi yapmaya geçsinler. Davet ediyorum. Evet. Bu arada sevgili izleyiciler birazdan telefon hattımıza arayacağız. Bağlarsak Hüseyin Sağ var İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi. Daha önceki haftalarda da burada konuk etmiştim. Onun iddiası 6 ya da 7 ilçe belediye başkanı da istifasının isteneceği şeklinde. O çünkü oradaki kulislere çok hakim bir arkadaşımızdır. Ama bu gelişmeyi, bu kulis bilgisini doğrulayacak bir gelişmede bugün AK Parti il teşkilatında 25 ilçe belediye başkanı acil toplantıya çağrıldı. Muhtemelen orada bir tebligat yapılacak herhalde kendilerine. İstifa etmeleri istenecek. Ben Hüseyin'in telefonunu bağlayalım hatta. Bu arada Barış hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, şimdi bu 3 belediye başkanı istifaya zorlanıyor. Türkiye sebebi bilmiyor şu anda. Yani Türkiye mesela Ahmet Davutoğlu başbakanlıktan gitti. Biz sebebini öğrenemedik. Niye gitti? Evet. Ne oldu da gitti? Şimdi gene sebebini bilemediğimiz bir istifaya zorlama durumu var. Nasıl görüyorsun sen? Şimdi siyaset biliminde kullanılan kavramlardan bir tanesi hegemon partidir. Biz hani Türkçemize sevdalı, meftun insanlar olarak onu hükümran parti olarak kodlar, tanımlar çeviririz. Şimdi bu hükümran parti ne demektir? İkiden daha fazla, 3 seçim üst üste
tek başına ezici bir oy çoğunluğuyla iktidara gelen parti demektir. Bu bağlamda baktığımızda elbette İsveç'in hükümran partisi ile ya da Danimarka'nın hükümran partisi ile Türkiye'nin hükümran partisinin farklı olması iki ülkenin ya da adını andığımız bu üç ülkenin tarihsel, toplumsal, siyasal, kültürel, demografik, ekonomik yapılarından dolayıdır. Biz hep şunu savuna geldik. Celal Bey Üstadımız da zaten sizin konuğunuz olduğumuzda. Adalet ve Kalkınma Partisi zaten bir hükümran parti olarak 3 Kasım 2002'den beri Türkiye'yi tek başına yöneten hükümran parti olarak sadece merkezi hükümette değil yerel yönetimlerin de büyük bölümünde iktidarda olan hükümran parti olarak iş dünyasından medyaya, bürokrasiden üniversiteye kadar pek çok alanı domine eden, baskılayan bir hükümran parti olarak bir de bütün bunların yanına, üstüne, üzerine, tepesine kerameti kendinden menkul. Hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ama fiilen bir başkanlık sistemini anımsatan bir rejim koyarsa bu sadece muhalifleri değil, bu bütün Türkiye'yi sarar sarmalar ve bunun altından kimse kalkamaz. Bakınız şimdi birkaç örnek verelim. Belediye başkanları üzerinden devam ediyor. Eğer o belediye başkanları sadece siyasal talep, siyasal baskı üzerine görevden el çektirirler ise, sadece bu gelen siyasal basınç karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kendilerine gelen istifa ederlerse ama sizin de dikkat çektiğiniz üzere hukuken yargılanmaz, aklanmazlar ise bu acaba demokrasiniz için hiç de iyi olmayacak bir nahoş yolu açabilir mi? Misal sen suçlusun, yolsuzluk belgelerin var dağ gibi ama istifa et kurtul kardeşim. Paçayı yırt. Sence kurtulabilirler mi? Kurtulamamaları gerekir. Gerekçe ne olursa olsun. Şimdi ben bir kere başarısızlık gerekçesine inanmıyorum. Yani diyorlar ki başarı. Neden? Çünkü şu anda istifası istenen 3 belediye başkanını kıyaslıyorsunuz. Tamam Ankara ve İstanbul'da bir düşüş var. Referandumda da hayır oyları evetten önde çıktı. Tamam ama Bursa'da durum öyle değil. Bursa'ya baktığınız zaman Bursa gitgide oylarını arttırmış. Referandumda da %54 evet çıkmış. O bir göstermelik gerekçe. Evet. Başarı gerekçesi gerekçe değil. Asıl gerekçe FETÖ. Öyle mi? Evet. Asıl gerekçe FETÖ. FETÖ yandaşlığı, FETÖ severliği ve kent rantının FETÖ'ye aktarılmış olması. Yani evet. Ama bunu biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Siz bir tahminde bulunuyorsunuz. Evet yani tahminde bulmamızın sebebi de şöyle tahminin ötesine varıyor. Çünkü durup düşündüğün zaman bunun neden sonuç ilişkilerini araştırdığın zaman niye böyle bir şey olsun diye düşünüyorsunuz. Yani durduk yere metal yorgunluğu adıyla 3 büyükşehir belediye başkanı mesela diyelim neden istifası istensin? Bunun başka türlü yok. Bakın bunun bir devamı var. Bunun devamı da şöyle, milletvekillerinin içerisinde de tasfiyeye gidilecek. Hmm. Ama milletvekilleri içerisinde tasfiyeye gidemiyor AKP. Niye gidemiyor? 70 milletvekili düşürdüğün zaman parlamentodaki durumun değişiyor. Hmm. O zaman ikisini düşüreceğim, 15'ini düşüreceğim yapamazsın. Topyekün yapman lazım. Neyi bekliyorsun? Olası bir millet meclisi seçimini bekliyorsun. Seçimde eleyeceksin. Belediye başkanlarını tahammül edemiyorsun, bekleyemiyorsun. Yani bütün bu göstergeler oraya çıkıyor. Hani bütün yollar Roma'ya çıkıyor deniyor ya. Bütün bana göre de FETÖ. Bütün yollar FETÖ'ye çıkıyor. Evet. Şimdi Barış'la devam edeceğiz ama benim de çok ilgiyle takip ettiğim sosyal medyada bir isim var. Fiziken tanımıyoruz. Natali Avazyan. Natali Avazyan çok güzel tarihi resimler paylaşan. Ben de çok beğendim. Beğenerek takip ediyorsunuz değil evet, mi? Evet. Ben de Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'la ilgili masa birisi. Tenisi fotoğraflarını da paylaştı. Ha, hatırlıyor canım. Musunuz? Ya, onu bir güzel. Bulur musunuz çocuklar? Deniz Baykal'la Bülent Ecevit'in bir masa tenisi maçları vardı. Onu koyalım. Evet. Şimdi yalnız Natalya Hanım'a itirazım var. Şöyle bir tweet atmış. Sevgili Gürkan Acır, seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini savunuyorsunuz. Ama Sayın Demirtaş da 6 milyon seçmenin iradesi aynı hassasiyet yok demiş. Şimdi Natalya Hanım sizi çok ilgiyle, sevgiyle takip ediyorum. Beğenerek de izliyorum ama burada durum biraz farklı. Ben bildiğini, inandığı düşüncelerini söylemekten çekinmiyorum. Bunu her platformda da ifade ediyorum. Şimdi elbette seçimle gelmiş, elbette halkın iradesinin sandığa yansıması sonucu gelmiş bir kimsenin hakları engellenmemelidir. Siyaset yapma hakkı engellenmemelidir. Özgürlüğü hiç engellenmemelidir. Amması var. Amma şu.
Şimdi terör örgütüyle bağlantı eğer açık ve sarih bir şekilde tespit edildiyse, ki bunun için illa istihbarat raporları, illa sorgular, ifadeler, savcı müzekkerelerine gerek yok. Ben bir gazeteci olarak, bir aydın olarak okuyorum, araştırıyorum, görüyorum. Gördüğüm şey şudur. Avrupa'da basılan bir kitap var. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Öcalan'ın İmralı Notları diye. O kitabı PKK örgütü bastı, dağıttı ama internette de şeyini bulabiliyorsunuz. Ne o? PDF'ini bulabiliyorsunuz. Onu alın, bir okuyun. O zaman organik bağı görürsünüz. Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak olsun talimatını görürsünüz. İlçelerde, illerdeki milletvekilleri listelerini nasıl onayladığını görürsünüz. Şimdi böyle bir organik bağ dururken ne yapılacak? Bir de yargı söyle. Var. Yargı var. Yargının kararı var. Yani burada yapılanlar benzer şey olabilir. Değil. Ben kesinlikle tekrar altını kırmızı kalemle iki kere çizerek söylüyorum. Ben hiçbir kimsenin özgürlüğünün kısıtlanması taraftarı değilim. Çünkü ben hapishanelerin doğasına tabiat itibariyle karşıyım. Yani insanların öyle cezalandırılmasına karşıyım. Ancak bir de bir hukukun gereği var, bir de dünya var. Ne yapacağız? Hayır, ne yapacağız? Yani bir terör örgütü var. Bizim binlerce canımıza mal kastetmiş, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kasteden bir örgüt var. Ve bu örgütün liderinden seçim listesi hazırlayan bir parti var. Ne yapılacak? Siz kararı verin. Siz kararı verin. Yani bilmiyorum. Benim yorumum böyle. Kaldı ki yani bu arada geldi masa tenisi de. Evet. Ne kadar hoş bir fotoğraf değil mi? Evet. Deniz Baykal'la Bülent Ecevit. Sırtı dönük olan Bülent Ecevit. Evet. Raket çok güzel. Raket tutuşlarıyla çok çok güzel. Çok. Evet. Kim yendi acaba bu maçı tabii bu arada? Hiç evet. Önemli değil. Hiç önemli değil değil mi? Doğru. Kazanan Türkiye olsun yeter. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Selahattin Demirtaş'ın milletvekili olması ve bir partinin genel başkanı olması nedeniyle tutuksuz yargılanmasını biz de isterdik. Hı-hı. Açık söyleyelim. Ama her iki olay arasında bir benzerlik yok. Yani birisi seçimle gelenlere istifa et de git deniyor. Öbürü o işin içerisinde bir yargı var. Türkiye'de işte yargı bağımsız değil falan filan. Onların hepsi tartışılabilir. Haklılık payı da olabilir. Ama orada bir yargı kararıyla Selahattin Demirtaş'ın üzerinde bir uygulama var. Ama büyükşehir belediye başkanlarına veya diğer belediye başkanlarına bir yargı kararı yok. Tam tersine tek adam çekil git diyor. Onun için eleştiriyoruz. Söylediğimiz şey de bu. Peki Barış sende kalmıştık. Pardon uzunca bir ara verdik. Evet devam şöyle edelim. Şöyle ki az evvelki fotoğrafa ben de isterseniz bir virgülle bir yorumda bulunayım. Şimdi iki liderin karşıtlığı keşke sadece pimpon masasında olsa. Evet siyaset bilimi, çağdaş siyasal sistemler, politikaların simgeler üzerinden, karşıtlıklar üzerinden yürütülmesi, öyle konumlandırılması üzerine inşa edilir. Ancak maalesef Türkiye'de siyasal yapı bu karşıtlıkları çok fazla aştı. Kutuplaşmaya dönüştü, kamplaşmaya dönüştü. Burada rahmetle analım Sayın Bülent Ecevit'te, sağlıklar, acil şifalar dilerim Sayın Deniz Baykal'da, üsluplarıyla hep sadece bir politik karşıtlık içinde kalmaya özen göstermiş. Nezaketi, o anlamda zarafeti hiç elden bırakmamış iki politik aktördür. Şimdi tekrar gelelim kendi konumuza. Az evvel Celal Bey ve değerli milletvekili uzun uzun dikkat çektiler. İşin hukuki boyutu elbette öyle. Benim uzmanlık alanım şimdi siyasi boyutuna gelelim. Ya peki gerçekten başarısız olduğu için, halka ulaşamadığı, halka temas edemediği için tekrar aday gösterilmeyen Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanları üzerinde kalan gölge ne olacak? Şimdi ne diyoruz biz? Efendim şu 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 gerekçelerden dolayı parlamentoda dağ gibi soru önergeleri var dediniz siz. Ya da Celal Bey dedi ki üzerinde emperyalizm destekli FETÖ'nün gölgesi var tamam. Ondan dolayı el çektirenler, istifaya zorlananlar olacaktır. Peki tamamen başarısız belediye başkanı olduğu için yeniden partisi tarafından aday gösterilmeyenlerin üzerinde bir gölge kalmayacak mı? Acaba sıradan vatandaş ya kardeşim bu belediye başkanı bize altta hizmeti getiremiyordu diye değil. Demek ki ya bu da söz konusu terör örgütüyle FETÖ'yle beraber anılıyordu. Onlara yardım yataklık etmiş diye görevden el çektirilmiş diye mi düşünecek? Ya da yeniden o yüzden mi acaba aday gösterilmedi? Başarısızlığından dolayı değil. Bir o haksızlık. Sebepten dolayı mı tekrar partisi tarafından aday gösterilmedi diye
onlarca, yüzlerce belediye başkanı üzerinde bir gölge oluşur ise eğer, bu büyük vahametin altından nasıl kalkacaklar? Bu da işin elbette bir siyasal boyutu. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de bir belediye başkanlığı kariyeri ile politik hayatına başladığı için ulusal çapta belediyeleri çok önemseyen bir politik figür. Hatta sıklıkla ağzından belediye başkanlarını uyardığı, aman ha arkadaşlar belediyelerle geldik, belediyelerle gitmeyelim diye onlara tembih ettiği biliniyor. Şimdi kendi politik kariyerinden dolayı da belediyeciliği, belediye hizmetini bu kadar önemseyen, partisine gelen oy oranının çok önemli bir bölümünün, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığı oyun önemli bir bölümünün belediyelerdeki başarıdan kaynaklandığını bilen bir deneyimli siyasetçi olarak eğer Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanları üzerinde böyle bir tasarruf eylerse sıfatıyla ve de kurucu genel başkan olması sebebiyle tamamen başarısız olduğu için aday gösterilmeyen belediye başkanları da bu politik iklim içerisinde zan altında kalmayacaklar mı? Olağan şüphe durumda düşmeyecekler mi? Bu bir. İkincisi, eğer herkes sadece bir siyasal bedel ödeyerek vaktinden önce ve istifa yöntemiyle koltuğundan kalkarak bu işten kurtulabilecekse peki o zaman yargının ne anlamı var? Kamu görevlileri de dekanının, genel müdürünün, müsteşarının, tabii, daire başkanının evet. talebiyle istifa etsin. E onlar da yargılanmasın. Doktorlar da başhekimin talebiyle istifa etsin. E onlar da yargılanmasın. Gazeteciler de haber müdürünün, genel yayın müdürünün, yayın koordinatörünün talebiyle istifa etsin. E onlar da yargılanmasın. Avukatlar da baro başkanının talebiyle istifa etsin. E onlar da yargılanmasın. Peki o zaman hukuka ne gerek var? Doğru. Zaten bu konuya anlaşım. Devam edeceğiz. Reklama kaç dakika kaldı? Hüseyin sağda hatta ama Hüseyin'i şeyden sonra alalım. Birazcık daha devam edelim bu konuyu. İkinci bölümde alalım. Kaç dakika? 2 dakikamız kaldı. Sığar mı Yıldız Hanım 2 dakikaya Melik Gökçek? Sığmaz o saatlere sığmaz da. İsterseniz ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyin. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Evet sevgili izleyiciler. Belediye başkanları ile ilgili önemli kulis bilgilerini de aktaracağız. Çünkü biliyorsunuz başka medyada bunları böyle üstü örtülü konuşmaya çalışıyorlar. Biz de dilimizden geldiğince, ağzımızdan döküldüğünce ifade etmeye çalışıyoruz ama kulis bilgilerine gerçekten sahip olmak kolay değil. Ama bunlar da şu anda böyle çığ gibi büyümüş geliyor. Kaç tane belediye başkanının istifası istenecek? Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kimlere soruşturma yönelecek? Bunlara ilişkin Ankara'da müthiş kulis kazanı kaynıyor. Ancak bunlardan tabii yurttaşlarımız haberdar olamıyorlar ne yazık ki. Ancak Halk TV gibi, Sözcü Gazetesi gibi küçük medya adacıklarından bilgiler taşarsa yurttaşlarımız oradan bilgilenebilir. Yasak aslında medyada. Evet. Yani büyük kentlerde bakın İstanbul'da, Ankara'da bir gökdelen furyası ve fırtınası var. Hı hı. Gökdelen fırtınası yaşanırken mutlaka o kentin imar planlarında değişiklikler ve oynamalar yapılıyor. Hı hı. Bir kentin imar planlarında değişiklik yapıldığı zaman milyar dolarlık yatırımlar yapılıyor, kazançlar oluyor, komisyonlar veriliyor. Hı hı. Kimin arsası neden imar planı değişikliğiyle gökdelen yapılabilecek duruma getirildi? Bunu kim soruyor? Basında bile soramıyoruz bunları, anlatamıyoruz. İşte bu soruların cevabını aramak gerekir. İstanbul'dan aramak gerekir. Ankara'dan aramak gerekir. Bursa'dan aramak gerekir. İzmir'den aramak gerekir. Yani varsa eğer böyle bir şey. Peki. Bir reklama gidelim tamam. O zaman biz de. Reklamlardan sonra bu belediye mevzusuna birazcık daha devam edeceğiz. Sonra önemli konularımız var. Siz çayları kahveleri koyun. Biz geliyoruz efendim.